Ben yukarı doğru çıkıyordu. Onda şöyle bir sıkıntı oluyor. Saçı oraya kıstırdığınız zaman ve üzerine sermeye başladığınız zaman saç birebir de direkt maşanın üzerine değmiyor. O ikinci kısımda kalıyor. Özellikle onu açıp içine yerleştirip bir daha tutturmak lazım. Sanırım daha profesyonel eller bu işte daha hızlılar ama bu bana el tipi kullanımda başta biraz böyle garipsesem de sonra da çok daha mantıklı geldi. Çünkü saçım çok daha hızlı şekil alıyor şimdi. Bu arada benim yaptığım saç dalgasında tahmin edersiniz ki sadece aslında kulak alt arkasından geriye kalan kısım dalgalı. Saçın üst tarafını fazla maşa yapmıyorum. Olabildiğince de hatta düz bırakıyorum. Maşa yani sardığım maşa böylece şu kısım aslında şekil almıyor. Oradan sonra hafif hafif dalgalanmaya başlayacak. Evet, bir tarafı bitti bile. Sadece 5 parçada sardım. Özel saçı sarıyorum. Ön kısımları şu anda sarmadım ki en son her iki tarafı beraber sarıp size nasıl şekil verdiğimi göstereyim diye. Ama gördüğünüz üzere her iki tarafı da sararken ucundan sıkıştırıp aslında dikey sarıyorum saçımı. Yatay tutmuyorum, maşayı böyle tutmuyorum ya da böyle yani farklı yönler vermiyorum. Her iki saçımı da dışarı doğru çevirip aşağıda dik tutuyorum. Dolayısıyla hepsinin dalga yönü benim istediğim gibi uçlara doğru daha az kıvrık ve doğal bir dalga olacak. Evet, şimdi her iki saçımın da yaklaşık baz dalgası hazır. İş birazcık önlerine şekil vermekte kalıyor. Bu tarafın önlerini biraz daha kolayca yapmıştım. Şimdi hızlıca geçeyim. Bu arada benim saçlarımın önü tabii katlı kesildiği için benim yaptığım maşa sonucunda muhtemelen sorduğunuz bu kat kat yanlara dışa dönük görüntü bu yüzden oluşuyor. Çünkü yaklaşık şuradan başlayan, uzayan, kahkülümden başlayan ve aşağı doğru inen bir kat var ön kısmında. O da maşada iyi şekil aldığı zaman çok güzel dışa doğru böyle havalı bir görünüm yaratıyor. Çünkü onu kabartıyorum ben. Kabarık saç çok sevdiğim için. Şimdi bu kısımda dışarı doğru döndürerek aslında buradaki amacım tamamen bu öndeki küçük parçaları birkaç kere aynı yerden dışa doğru çevirerek arkadaki dalgaların içini güzelce yedirmek. Saçlarım için en zor kısım. Küçük parçalar olduğu için. Şöyle bütünlük yaratacak. Bunlara doğru da gidip bir daha saracağım burayı.
aslında ikisi artık kendi taraflarında döndüler. Mükemmel bir şekilde aynı hesabı olması gerekiyor mu derseniz bence gerekmiyor. Şimdi bir son şeklini verip ondan sonra gerekirse bir iki yere daha maşa ekleyebilirim. Bir yöntem saçınızı öne atıp sallamak ya da tarak kullanmak, hangisini isterseniz. İkisini beraber bile yapabiliriz. Saç diplerinizi kabartmak için saçlarını birazcık öne atıp sallayabilirsin. Evet, şimdi buradaki dalgayı sadeleştirmek ve sakinleştirmek için fırçalayacağız. Yani bunu mesela normalde dışarı çıkacağınız zaman, mesela akşam bir yere gideceksiniz ve hani saçınıza bu son dalgayı o zaman vermek istiyorsunuz. Böyle bir durumda tarama işlemini en sona bırakabilirsiniz. Ki saçınız tam hani gitmeden önce yavaş yavaş düşmeye başlasın, erkenden düşmesin. Ama hemen şekil vermeniz gerekiyorsa bir an önce tarayın ki o dalganın bu büklüm büklümlüğe gitsin. Mesela şuram düşüyor, fark ettiniz. Oraya son bir maşa daha yapmamız gerekecek. Ben saçımda krepiyi çok seviyorum. Çünkü saçım ne kadar daha böyle kabarık gözükürse o kadar hoşuma gidiyor. Bilhassa bu arka tarafı ve şu üst tepe bölgesi. O yüzden böyle birazcık krepe tarayla şimdi krepe yapacağım. Şu anda mesela benim telefonumda 8 dakika oldu. Ben bu videoya başlayalı. Sanırım videoyu yayınlamam için 10 dakika olması gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam. Bu yüzden 2 dakika daha konuşmam lazım. Yoksa hızlandırdığımda video çok kısa oluyor. Instagram TV'ye yükleyemiyorum. Şimdi aslında neredeyse istediğim havalı görüntü saçlarımda şu anda var. Bu böyle bir saat sonra birazcık daha yanlardaki bu dalgalar kendini bıraktıkça daha da doğal, daha tatlı, böyle bir dalga doğal dalgaya doğru dönüşecek. Şimdiden hemen unutmaya gelsin istemiyorum. Birazcık da böyle bu halinin biraz yapılı görüntüsünün tadını çıkartıyorum. Bu yapılı görüntü bana sorarsanız hacimli saçla daha güzel duruyor, daha genç duruyor. Bu kadar böyle büklüm büklüm dalgayı bir de açmazsanız, kabartmazsanız ve suratınıza yapışırsa ya böyle birazcık vintage duruyor. Böyle bir hani tatlı bir stili var. Kötü değil. Bilhassa kısa böyle bob kesimlerde falan sevdiğim bir stil. Ama hani daha günlük, daha genç kullanmak istiyorsanız kabartıp dağıtmalısınız. Ama saçı ve dalgayı hemen düşürmenize gerek var mı derseniz bence yok. Benim gibi kabarık saç sevenler için. Saçın altından kabartarak bu dalgayı daha uzun süre kullanabilirsiniz. Şuralarda. Bu arada hani saçıma şekil veren hiç kimse bugüne kadar saçımı böyle ilk seferde istediğim kadar kabartamadı. Genelde böyle çok azıcık bir şey yapıyorlar, böyle krepe yapıyorlar. Sonra oldu mu? Diyorum ki hayır tabii ki olmadı. Bir kere daha yapmanız lazım. Sonra bir kere daha yapıyorlar. Sonra oldu mu? Diyorum ki hayır olmadı tabii ki. Ben kocaman istiyorum. O yüzden benim kabarık saç stilim herkesin boyuna posuna göre bu arada. Benim kafam da uzun, omuzlarım geniş. Dolayısıyla benim kaldırabildiğim kabarık saçla ne bileyim başka birinin kaldırabildiği kabarık saç hacmi tabii ki de çok farklı. Bir de bir zevk meselesi yani. Hani çok yapışık, böyle geriye doğru taranmış, yapıştırılmış saçı da çok seviyorum. Ama bu dalgayla bu böyle kabarık saçı, hacimli saçı da çok seviyorum. Saçım olduğunun 5 katı gibi gözüküyor işte tabii şu anda. Ne kadar güzel. Böyle kendi kendimize güzel oyunlar yapabiliyoruz. Şimdi biraz sprey edeceğim tabii. Saç spreyinde serbest atış. Biraz da altlara doğru ki krepi yaptığımız yerlerde biraz spreyi alsın. Saçlarımın arkasının nasıl olduğunu gerçekten hani yine bilmiyorum. Çünkü görmeden yaptım ama benim için çok sıkıntı değil. Şimdi şurayı son bir geçeceğim. Önlerinde spreyini attıktan sonra. Evet,
Nasılsa şu aralar evdeyiz. Bence herkes kendi saç yapma denemelerini böyle hani test etmek için biraz zaman harcayabilir. Hani eliniz maşaya alışır, işte makyaj yapmayı seviyorsanız işte eyeliner çekmeye alışır, iyi dudak kalemi çekmeye alışabilir. Bu dönemde böyle hani üşenmeyip bir şeyler yaparsanız en azından hiçbir şey olmasa eliniz beceri kazanmış olur. Aynı yemek yapmak gibi. Biraz çünkü el alışkanlığı meselesi. Evet, oraya.